Selamun Aleyküm arkadaşlar. EBA çizgi grafitesini çözüyoruz. İlk sorumuz tablonun grafiği aktarımı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Bakalım şöyle ilk 3 tanesine bakalım. 4, 2 ve 6 ile başlayacağız. Bakalım 4, 2 ve 6. 6 ile başlamış arkadaşlar. A ne oldu? Elendi. Bursa'ya bakıyoruz. 5 ile başlamış. Elendi. Ceyhan'a bakıyoruz. 4 var, 2 var, 6 var. Buraya kadar doğru. Şu an kadar doğru gidiyoruz. Devam edelim. Sonra da ne olacak? 3 ve 5 olacak. Bakıyoruz devamına. 3 var, 5 var. Evet cevap neymiş? Ceyhan'mış. İkinci soru. Grafiğe göre hangisi yanlıştır diyor. Fakültenin bölümlerinden en çok tarih bölümüne kayıt yaptırılmıştır diyor. Evet grafiğe göre bakarsak tarih nerede? Zirvede arkadaşlar. Doğru. Fakültenin bölümlerinden en az psikoloji bölümüne kayıt yapılmıştır. Bakın psikoloji de aynı şekilde tipte olduğu için doğru. 4 bölüme toplam 250 kişi kayıt yaptırmıştır. Bakalım. Matematik 75. Edebiyat 50. 125 etti. 100 de tarihte var. 225 etti. 2, 25 de psikoloji bölümünde var. Ne etti? 250 etti. Doğru. Matematik en az kayıt yaptırılan ikinci bölümdür diyor. En az psikoloji. Biraz yukarı çıkıyorum. Edebiyat var en az ikincisi. Matematik en az üçüncüsüne girdiği için ne olacak? Bu yanlış olacak cevap neymiş? Denizli. Dördüncü soru. Sezen hangi gün internette 4 saat vakit geçirmiştir diyor. Bakın saatler dikey kısımda gösteriliyor. Şöyle 4'ten çiziyorum. Evet. 4'te çizgi grafiğinin buluştuğu yer neresi? Bakın şu kırılma noktası. Yani çarşamba günü doğru cevap cevap Bursa. 4'e geldik. 2014-2015 yılları arasındaki artış miktarı. Bakalım. 2014'ten 2015'e. 1000'den 2000'e çıkmış. Yani artış miktarım tam 1000 öğrenci. 1000 öğrencilik bir artış var. Diyor ki bu artış 2015, 2017, 2015, 2016 yılında da aynı ise yani burada da 1000 artış olursa 2016 yılında bu okuldan kaç kişi mezun olur? Evet, 2016'yı vermemiş, 2016'yı biz bulacağız yani buradan buraya 1000 artmış. Buradan buraya da 1000 artarsa diyor 2016 yılında nereye gelir bu grafik diyor. Biz eğer 1000'den 2000'e çıktıysak şimdi de 2000'den 3000'e çıkmamız lazım. Cevap ne olacak? Bursa. 5. soru grafiğe göre hangisi yanlıştır diyor. Didem egzersiz Didem'in egzersiz saatleri sürekli artmıştır. Didem kırmızı olan. Evet bakıyoruz. Didem sürekli daha fazla daha fazla egzersiz yapıyor. Doğru. Ayşe egzersiz saatlerini önce azaltmış, sonra artırmıştır. Ayşe siyah olandı. Evet, önce bir azaltma var ama sonra sabit gitmiş. Artırma diye bir şey. Ha, sabit tutmuş. Doğru. Evet, önce azaltmış, sonra sabit tutmuş. İkisinin aynı süre egzersiz yaptıkları gün salıdır diyor. Salıya bakıyoruz. Grafikler ne yapmıyor? Çakışmıyor. İkisinin aynı sürede egzersiz yaptığı gün ne zaman? Çarşamba günü olmadı. Pazartesi Ayşe Didem'den 3 saat daha fazla egzersiz yapmıştır diyor. Evet pazartesiye bakıyoruz. Biri 1'de biri 4'te. Aradaki fark 3 mü? 3. Doğru. Cevap neymiş? Cihan. 6. soru tablonun grafiği aktarımı hangisinde verilmiştir diye soruyor. Bakalım 6, 8, 4 ile başlayacağız. A'ya bakıyorum. 6, 8, 4 var mı var? Buraya kadar doğru. Devamında 3, 2. Şurası tam gözükmemiş. Burada 3 var arkadaşlar. 3, 2, 3 olacak. Devamına bakıyoruz. Şurada bir 3 var mı? Var. Burada bir 2 var mı? Var. Tekrar 3'e gelmiş mi? Gelmiş. Evet. Cevap neymiş arkadaşlar? Adana. 7. soru. Buna göre hangisi doğrudur diyor. Haziran ayında Eylül ayından daha fazla satış yapılmıştır. Haziranda 1000, Eylül'de 2000. Tam tersi arkadaşlar yanlış. En az satış yapılan ay Eylül'dür diyor. Hayır. Haziran yanlış. Bir sonraki ayın satış sayısı Önceki ayın satış sayısı satış sayısından daha fazladır diyor. Yani sürekli bir artış vardır diyor. Hayır bakın buraya kadar bu doğru. Sürekli bir artış var ama devamında bir azalma söz konusu konusu olmadı. Ağustos ayında Temmuz ayına göre 1000 tane fazla satış yapılmıştır. Ağustos'ta Temmuz'a göre. Yani Temmuz'da az, Ağustos'ta çok. Evet. Bakın 3000'den 4000'e çıkmış. 1000 artış var. Doğru. Cevap neymiş? Denizli. 8. soru buna göre hangi ülkeye giden turist sayısı aynıdır diyor. Yani çizgilerin nerede aynı hizada? Bakın İtalya'da 3000, Brezilya'da 3000. Evet şu ikisinde aynı hizada. İtalya ve Brezilya'ya giden turist sayıları aynıdır diyoruz. Cevap Bursa. 9. soru buna göre doğalgaz faturasına ödenen para. Duralım burada. Doğalgaz faturasına bakıyoruz. Ne kadar ödüyorlarmış? 250 lira. Devam ediyoruz. Su faturasına ödenen paranın Su, fara, su e, faturasına bakıyoruz. 100 lira ödeniyormuş. Yüzde kaçıdır diyor. Evet bakın doğalgaz ödenen suya ödenenin yüzde kaçtır diyor. Yani doğalgazın suya oranından bahsediyor. Doğalgazı yukarıya yazıyoruz. Suyu aşağıya yazıyoruz. Zaten paydam 100 ise bu yüzdeye çevrilmiş demektir. Bu nedir? Yüzde 250 demektir. Cevap denizdir diyoruz. 10. soru hangisi doğrudur diyor. 3. ve 4. saatler arasında otomobilin hızı en fazladır diyor. Bakın. 3. ve 4. otomobil kırmızı. Evet. E, bu alınan yolu gösteriyor grafik arkadaşlar. Hız grafiği değil. Alınan yol ne kadar çabuk artarsa o kadar hızlıdır. Yani bakın. Şunlar hep saatler aralığında. İşte 1 saat, 1 saat, 1 saat. Hep artış 1 saat. Yani 1 saatte ne kadar yol alınırsa o kadar hızlı gidiyordur demek. Şu, mesela şurada e, yol sabit. Burada bir artış, burada artış, burada artış var. Bakın. Ee, şuradaki hızımız 0'dan 1 yani ilk 1. saatte 0'dan 100'e çıkartmış. Buradaki hızımız 100'den 200'e. Yani burada 100 gidilmiş, burada 100 gidilmiş. Aynı hız ama burada 1 saatte 200'den 400'e. Yani şurada ve şurada olduğundan 2 kat daha hızlı bir arabası var burada arkadaşlar. En hızlı nerededir? 3 ve 4 arasındadır. Dolayısıyla bu doğru. Otomobil burada en hızlı gitmiş. Diğerlerine bakalım. Otomobil ikinci ve üçüncü saat arasında durmuştur diyor. Hayır. 2 ile 3'te yol ne yapıyor? Artıyor. Yol artıyorsa araba gidiyor demektir. Olmaz. Otobüs bir süre siyah grafiğe bakıyoruz. Birinci saatin sonuna kadar otomobilden daha yavaş gitmiştir. Bakalım. Bakın. Otomobil ilk saatte kırmızı olan otomobil, siyah olan otobüs. Otomobil ilk saatte 0'dan 1'e giderken ne olmuş? 100 metre yol almış. Ama otobüs 0'dan 200'e 200 metre yol almış. Yani daha hızlıdır arkadaşlar. Yani burada ne diyordu bize? Yavaştır diyor. Hayır. Otobüs ilk saatte otomobilden daha hızlı gitmiş. 0'dan 200'e çıkmış bir saatte. Öbürü 0'dan 100'e çıkmış. Otobüs daha hızlıdır. Tam tersi. Otobüs toplam 450 kilometre yol almıştır diyor. Yani arkadaşlar zaten sıfırdan 400'e kadar çıkmış zaten maksimum görüyorsunuz. Yani bunları toplamak gibi bir şey yapmayacağız. Ee, i̇şte 4 saat boyunca hareket ettikleri düşünürse 4 saati nereye kadar gelmiş otobüs arkadaşlar? Sıfırdan 400. kilometreye kadar gelmiş. Yani bunları ayrı ayrı toplamak diye bir şey söz konusu değil. Zaten sıfırdan 400'e gelmişse 400 kilometre yol almıştır. O zaman burada ne oldu? Yanlış oldu. Cevap neydi? Adana'ydı zaten. En hızlı gidilen yer neresiymiş? 3 ile 4 arasında 1 saatte 200 kilometre yol almış araba en hızlı gidilen yer burası diyoruz cevap Adana.